Aa, günaydın kızım. Annem nerede? Annen üstünü giyiniyor. Da sen niye bu okul formanı giymemişsin? Çünkü ben bugün okula gitmeyeceğim. Öyle mi, sebep? İşim var. Allah Allah, ne işin var? Aman baba boş ver, ben annemin yanına gidiyorum. Affedersiniz ama bu neden bahsediyor? Ben bilmiyorum. Ben de. Hele ben hiç bilmiyorum. Günaydın anne. Günaydın hayatım. Ben hazırım. Ne için? Sen ne için hazırlandıysan onun için. Mahkemeye gideceğiz ya. O mahkemeye sen gelmiyorsun hayatım. Bunu kaç kere konuştuk. Ama çok merak ediyorum. Tavuk teyze davayı kazanacak mı, kazanamayacak mı? Tamam canım, ben senin merakını gideririm. Mahkeme bitince her şeyi sana anlatırım. Anlaştık mı? Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Ya anne! Bilek, sana tuvalete gideceğim dedim kızım. Neden toprak gidiyor, ben gidemiyorum? Çünkü senin okulun var. Bugün okula gitmesem ne olur? Çünkü şu mahkeme denen şeyi çok merak ediyorum. Olmaz Çilek, okula gideceksin. Mahkeme bitince ben eve geldiğimde sana her şeyi anlatırım. Kızım, mahkeme öyle senin sandığın gibi eğlenceli bir yer değil. Ama düşünsene, ilk defa periler tarihinde bir tavuk gelinini mahkemeye veriyor. Bütün çocuk perileri izleyecek. Okulu olan hiçbir çocuk izleyemeyecek. Öyleyse okula kopyası gidebilen çocuk periler izler. Sakın böyle bir şeye kalkışma, bozuşuruz. İşte peri olmanın kötü tarafı. Aklından geçen her şeyi hemencecik duyuyorlar. Çilek, lütfen bir an önce şu formanı giyer misin? Okul servisi her gün seni bekleyemez. Yalnız dedemin mahkemesine yarın gideceğim. Bakarız. Yarın okulum yok. Tamam Çilek. Artık bana izin verir misin lütfen? Seni çok seviyorum anne. Lütfen bana hak ver. Dedemin eski haline döndüğü anı çok görmek istiyorum. Hadi ben gittim. Bakalım eski haline dönebilecek mi? Kim ne derse desin, ben bugün Tavuk teyzenin mahkemesine gideceğim. Görünmez olarak gideceğim, yine de gideceğim. Okula da benim yerime öbür Çilek'i göndereceğim. Çilek, sen bugün okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Yani gelmeyecektin? Vazgeçtim. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun? Yani okul öyle istediğin zaman gideceğin, istediğin zaman gitmeyeceğin bir yer değil. Formamı giyip geliyorum babacığım. Sen bir şey anladın mı Firuze? Hayır Sadık Bey. Zamanla çocukları pek bir başına buyruk. Öylelerdir vallahi. Ay, diyene bak. Evet, öyleyiz baba. İyi canım, hiç olmazsa sen kendini biliyorsun kızım. Bak, gördün mü abicim? Sus. Çocuklar, çocuklar. Aa. Şimdi sıra geldi. Yok, ilk önce bir dedeme bakayım. Dedeciğim. Aa, merhaba Çilek, ne haber kızım? İyi misin? İyiyim, iyiyim, bomba gibiyim. Neden diye sormayacağım çünkü biliyorum. Yarınki mahkeme yüzünden değil mi? Tam üstüne bastın. Dede ya, sen sahiden o davayı kazanırsan fani gibi mi görüneceksin? Evet, seninle sinemaya gideceğiz. Seni arabayla gezdireceğim. Birbirimize sarılıp uyuyacağız. Her şey çok ama çok güzel olacak. Yarını iple çekiyorum. Annem söz verdi, ben de mahkemeye geleceğim. Gel tabii, cümle alem gelsin. Herkes benim köpeklikten çıkışımı görsün istiyorum. Dede ya, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya mahkeme seni bu halde bırakırsa? Ben anneanneni aldatmadım. Anneannen bunu kanıtlayamazsa, haksız yere beni köpeğe çevirdiği için mahkeme onu suçlu bulacak. Ceza olarak beni eski halime çevirecek. Ve yargıç Pelin'in verdiği cezaya çarptırılacak. Umarım dediğin gibi olur. Gerçi anneannemin cezaya çarptırılmasını istemiyorum ama. O da adaletin takdiri artık. Eden bulur. Anneannem nerede? Odasında.
Mağdur tavuğun mahkemesine gitmek için hazırlanıyor. Sen de gidecek misin? İstiyorum. Çünkü içimden bir ses anneannen hakimi rüşvetle falan ayartmaya kalkacak diyor. Beni de götür diyeceğim ama bakalım. Merak etme dedeciğim. Eğer anneannem seni götürmezse bana seslen, ben seni getiririm. Sen gelecek misin? Okulun yok mu? Var ama gizli geleceğim. Annemlere söyleme sakın. Çilek, sen bir şeyler karıştırıyorsun ama anlayamadım. Dedi şimdi anlatamam. Gitmem lazım. Bak annemlere söyleme. Yani Çilek, bu yaşımda beni de nelere alet ediyorsun? Dedi sen hiç çocuk olmadın mı? Peki peki tamam, bu seferlik seni ele vermeyeceğim. Sağ ol dedeciğim. Hadi öptüm, bay bay. Bay bay canım. Dudu Hanım, sen beni götürmezsen ben gidecek bir yol buldum bile. Evet, şimdi sıra geldi öbür işimize. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim. Bil bakalım neden buradasın? Senin yerine geçmek için. Aferin. Nereye gideceksin? Bir kadın kaynanasını tavuğa çevirmiş. O da onu mahkemeye vermiş. Onu seyretmeye gideceğim. Sen de benim yerime okula gideceksin. Olamaz. Ne olamaz? Senin yerine okula gidemem. Niyemiş o? Tamam. Sen beni sihirle yaptın. Ben senin aynanım ama benim okuma yazmam yok ki. Nasıl senin yerine geçerim? Seni rezil ederim. Bugün sözlü falan yok. Öğretmen beni dün tahtaya kaldırdı. Bugün kaldırmaz. İdare edersin işte. Ya demezsen? Senin derslerin çok iyi. Öğretmen beni sözlüye kaldırırsa işte o zaman ne yapacağım? Kaldırmaz, kaldırmaz. Merak etme. Hadi hadi çabuk ol, içeriye git, birazdan servis gelecek. Şimdiden söyleyeyim, benden günah gitti. Ben de evden kaybolayım bari. Mahkeme başlayana kadar görünmez olarak bir yerlerde oturayım. Hadi gidelim. Bir dakika. Çilek gelmiyor mu? Onun bugün okulu var hayatım, gelemez. Ay, keşke bizimkinin de olsaydı da o da gelemeseydi. Nedenmiş? Mahkeme nasıl bir yer görmek istiyorum. Aynı sizin gibi. Biz mahkemenin nasıl bir yer olduğunu biliyoruz hanımefendi. Hiç de eğlenceli bir yer değil. Niye o zaman başkasının davasına gidiyoruz? Bizim davamız yarın. Bilgi sahibi olmak için hayatım. Çünkü tavuğun gelinine açtığı davayla babamın anneme açtığı dava aynı. Ve bu Perili'nin hayatında ilk defa oluyor. Görmemiz lazım. Neyse Betüş, bizim çok bilmişe laf anlatmakla uğraşmayalım. Gidelim, birazdan mahkeme başlayacak. Hadi. Dede, görüyor musun? Anneannem tavuğa ne biçim bakıyor? Evet, çok korkuyor. Bugün o tavuk davayı kazanırsa yarın ben de kazanacağım. Ay, Perihan bize döndü. Sence bizi görüyor mudur? Hayır dedeciğim, biz görünmeziz. Korkma korkma, saklanma. Biz görünmeziz. Merhaba anneciğim. Merhaba Perihan teyze. Merhaba canım. Geç kalmadık değil mi? Hayır. Yargıç Peri ile Perilce'yi bekliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Ay çok teşekkür ederim evladım. Umarım geçecek. Umarım. Umarım hep böyle kalırsın. Rica ederim karıcığım. Annemle böyle konuşma. Sihirli günler Yargıç Peri. Sihirli günler Perilce'm. Buyurun lütfen. Lütfen siz buyurun. Teşekkür ederim. Sihirli bulduk. Buyurun oturun. Davacı tavuğun dosyası Perihan Peri. Buyurun efendim.
Anne, bu yargıç peri periliçeden daha mı üstün? Evet toprak peri. Kendi alanında yargıç peri benden daha üstündür. Bir gün ben periliçeniz olarak eğer bir hata yaparsam mahkeme beni bile yargılayabilir. Aa. Tavuk gerçekten mağdur durumda. Gelini ona büyük haksızlık etmiş. İtiraz ediyorum. İtirazınız reddedildi. Oturun. Önce Perihan Peri'yi dinleyeceğiz. Görsel delilleriniz hazır mı? Elbette Sayın Yargıç Peri. Şimdi de sizlere mağdur tavuğun, oğlunun, gelininin aile yaşantısını göstereceğim. Bunu benim mahkememde de yapmayacaksın değil mi Perihan? Maalesef yapacağım Dudu. İtiraz ediyorum. Ne haddinize? Bu sizin duruşmanız değil. Sizin duruşmanız yarın. İtirazınız reddedildi. Ya oturun ya çıkın. Özür dilerim. Boş bulunmuşum. Başlatabilirsin Perihan Peri. Tabii efendim. Yüce Mahkeme, az sonra sizlere zavallı tavuk perinin gelininin oğlu evde yokken ona nasıl zalimce davrandığını, oğlu eve döndüğünde ise nasıl masum numarası yaptığını izleteceğim. İtiraz ediyorum. İtirazınız yine reddedildi. Evet, başlıyoruz efendim. Gel buraya anne, gel kaçma. Yetişin, gelinim beni doğrayacak. Duvar, seni çiğ çiğ yemiyorum. Yeter artık, yeter artık. Bıktım bizimle yaşamandan. Burası benim şatom. Sen buraya gelin geldin. Memnun değilsen git. Asıl sen git ki şato bize kalsın. Benden utanmıyorsan Allah'ından utan. Tavuğa çevirdiğin yetmedi, bir de canıma mı kıyacaksın? Konuşma dilli kaynana. Önce dilini keseceğim. İmdat! Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Ya ne oluyor burada? Bütün ormanda annemle senin sesin yankılanıyor. Sorma kocacığım. Annem beni ısırmaya kalktı. Aa, yalan söylüyor. Karın beni doğramaya kalktı. Bak elindeki bıçağı. Asıl o yalan söylüyor. Elimde bıçak mı var? Bak. Anne, niye iftira atıyorsun karıma? Ha? Atmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Hep böyle yapıyorsun. Karım hep bana karşı kötü göstermeye çalışıyorsun ama o bana hep iyi davranıyor. O senin yanındayken öyle. Bu kadına nasıl güvenirsin oğlum? O bir peri değil, bir cadı. İsterse sihirle melek oluyor, isterse şeytan. Git buradan anne, git. Karımla aramızdaki mutluluğu bozmaya çalışmandan bıktım artık. Yapma kocacığım, yazık. Atma anneni sokağa. Aman bırak canım. O bunu çoktan hak etti. Dur oğlum, atma beni sokağa, dur. Hadi gele gele. Oh be, kurtulduk. Bundan sonrasını hepimiz biliyoruz. Zavallı mağdur tavuk peri gelip mahkememize başvurdu. Annenize yaptığınız haksızlığın farkında mısınız? Evet Sayın Yargıç. Karımın ne kadar cadı olduğunu şimdi anladım. Bu gerçek değil. Mahkemenin sihir yemini var. Burada kimse yalan söyleyemez. Yani demek istediğin şimdi sen bana mı inanıyorsun oğlum? Evet anneciğim. Ne olur beni affet. Affetmem mi benim güzel oğlum? Sen benim bir tanecik oğlumsun. Affettim bile. Yaz yazman peri. Deliller incelendi, dava görüldü. Mahkeme kaynanasını tavuğa çeviren geline suçlu buldu. İtiraz ediyorum. İtirazınız yine reddedildi. 1- Yalan söylemek. 2- Büyüklerine saygısız ve acımasız davranmak. 3- Mahkemeden firar etmeye çalışmak suçundan sanığın kayınvalidesini eski haline çevirmesine ve sonsuza dek elindeki tüm sihirler alınarak dünyanın en uzak adasına, sürgüne gönderilmesine karar verilmiştir. Hayır! Sen yargıç peri! Tek başına sen beni benim gibi bir cadıyı burada tutamazsın! Hiçbir yere gidemezsin! Şimdi derhal kayınvalidenizi eski haline çevirin. Oh.
mahkemeyi tavuk kazandın. Ya yarın da tacı kazanırsa? Yok, hayır, hayır, hayır. Bir punduna getirip Yargıç Peri'ye rüşvet teklif edeceğim. Aldattı beni Yargıç Peri. Siz ne zamandan beri buradasınız? Tavuğun mahkemesi bittiğinden beri yalnız kalmanızı bekliyordum. Niçin? Sihir bankasından bütün sihir gücümü çektim. 400 yıllık tecrübem var. Hepsini size verebilirim. Yeter ki benden taciyi eski haline çevirmemi istemeyin. Ve beni cezalandırmayın. Bırakın kocamla aramızdaki adaleti ben çözümleyeyim. O köpek olmayı hak etti ve öyle kalacak. Lütfen siz karışmayın. Bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Bu çok çirkin bir şey. Ayrıca yarınki mahkemede haklı bile olsanız bana rüşvet teklif ettiğiniz için ceza alacaksınız. Savunmasız bir faniye yaptığınız haksızlıklar yüzünden mahkeme bu davayı normal bir karı koca davası olarak göremez. Deliller doğrultusunda adalet yarın yerini bulacaktır. Lütfen şimdi salonu terk edin. Yarın görüşeceğiz. Ama sihir güçlerinizi de alın ve gidin lütfen. Biraz daha deli deli bağırmaya devam edersen yemin ediyorum sihirlerim sana sihir atacağım. Ne atarsan at umurumda bile değil. Fikirsiz, vicdansız, kalpsiz. Bana vurdun. Sana inanamıyorum. Bana vurdun. Sıkı bir sihirle Eda ile Yavuz'u ayırdığım zaman her şey benim istediğim gibi olacak. Ne olacak biliyor musun? Eda tıpış tıpış şatosuna dönecek, ben de tıpış tıpış kendalıma. Hele onların huzurunu kaçıracak bir sihre kalkış, yemin ederim seni Perihan'a ispiyonlarım. Aa, bunu söylediğin iyi oldu. Demek önce seni susturmalıyım. Ne yapıyorsun? Seni kişneyen bir ata çeviriyorum canım. Ne? Beğenemedin mi? Eğer bana bunu yaparsan Perihan gelip beni görünce bu işin altında bir pislik olduğunu anlamayacak mı sanıyorsun? Taci'yi niye ata çevirdin deyince ne cevap vereceksin? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Düzelmeye başladığını neden benden sakladın? Aa tabii, gayet basit ve açık. Perihan'la beni rahatça aldatacaktın değil mi? Tabii ki hayır Dudu. Hayatında kendal varken düzelmeme izin vermeyeceğin için. Sus, yalan söyleme, sana inanmıyorum. Kıvırtmaya da çalışma. Senin köpeklikten çıkmana asla izin vermeyeceğim. Anne delirdin mi? Ne yapıyorsun? Babana sihir tazeliyorum. Çek git. Yapma anne, ne olur. Yapacağım. Yapacağım ve beni bir daha asla aldatmasına izin vermeyeceğim. Saçmalama Dudu. Ben düzelmeyi seni geri almak için istiyorum. Sen onu benim külahıma anlat. Gördüğünüz gibi yüce mahkeme, bu görüntüler en yakın arkadaşım olmasına rağmen Dudu'nun Taceddin'e ne kadar haksızlık ettiğini gösteriyor. İtiraz ediyorum. Sebeplerim vardı. Bu adam beni aldattı. İtirazınız kızlarınız geldiğinde dikkate alınacaktır Dudu Peri. Ben de itiraz ediyorum. Ben bu kadını aldatmadım Sayın Yargıç. Aldatmadım. Aynı şeyler sizin için de geçerli Taci Bey. Aldatmanın doğruluğu kanıtlanana kadar ikiniz de eşit şartlara sahipsiniz. Sanıyorum ki Dudu, Betüş'le Eda o hanımı bulup getirselerdi, getirmeselerdi mahkeme sana bir ceza verecek. İtiraz ediyorum. Ben bugüne kadar bütün cezalarımı çektim. Perihan bana 1001 ceza verdi. Verdim efendim. Biliyorum ama arkadaşın olduğu için ona hep insaflı cezalar verdin. Dün gece Yargıç Peri bunları da inceledi. Yaşasın, annemler geldi. Ama ne yazık ki iyi haberlerle gelemedik. O hanımı bulamadık Sayın Yargıç. Kendisi artık aramızda değil. Aramızda değil mi? İşte ilahi adalet. Tanrı bana acıdı ve kocama verdiğim cezayı bağışladı. Şimdi siz bana ne ceza verirseniz verin, razıyım. Umurumda bile değil. Oh, oh, oh.